böyle mi yetiştirdik? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Anne, her şey bir anda oldu. Yemin ederim bir anda oldu her şey. Selman teyzenin Ezda dolabından bir şırınga aldık ve hepimiz kullandık. Üniversitedeyken. Anne, o kullandıkları bunun gibi değildi, yemin ederim bunun gibi değildi. Peki siz kullandınız mı? Ne kullandığınızı biliyor musunuz? Ya aklım almıyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yıllarca öğretmenlerinizin, ailelerinizin sizi o kadar uyarmasına rağmen bunun sizi ne kadar kötülüklere sürükleyeceğini bildiğiniz halde bunu nasıl kullanabilirsiniz? Sen bunu anlayamazsın be! Anlayamam! Anlayamam! Nasıl anlayabilirim? Böyle bir şeyi sadece... Uyuyor ya da başı dönüyor diye ayakta duramadı sandım. Midesinin bulanmaya başladığını söyledi. Hepimiz bir köşeye kıvrılmış öylece duruyorduk. Kalkacak halimiz yoktu zaten. Sonra o birdenbire çırpınmaya ve havaya doğru kusmaya başladı. Seren ve İpek de o sırada baygın gibiydiler. Göğsü havayla dolmuyor gibiydi. Nefesi yoktu. Kaç saat geçti bilmiyorum. Zihnimi kontrol edemiyorum. Sanki Araf'taydım. O kadar mutluydum ki. Belki de çocukluğumdan bu yana ilk kez bu kadar. Annem sanki geri gelmişti. Bir yerlerde beni bekliyormuş gibi hissettim. Babam bir okul çıkışı beni alıp eve gittikten sonra yatak odasında bir bağırtık oldu. Babam duvarları yumrukluyor, sağa sola küfürler yağdı. Koridoru takip ediyordum. Babam hızlı odama yaklaştı. Kapıyı sadece kapattım korktuğum için. Sonra o birden gelip... Çocukken hep babaanneme soruyordum. Adem neden bizi terk etti diye. Bana başka hikayeler anlattı. Bir gün geçti. Aslında bağırın yolu. Ama yok! Ne bir adı ne bir izi var! Gençliğimi, hayallerimi...